Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Daha evvelden böyle bir hızlı gelip geçmiştik buradan. Kobani sınırından değil, Kobani'den geldim. Olgun sınırdan geldiğimi söyledi. Kobani'nin içine girdik biz. Üç milletvekiliyle. Birkaç saat gezdik. Bugün sabah da Amerikan uçaklarının Kobani'nin güneyini bombaladığı ve IŞİD'in bazı mevzilerini vurduğu haberleri geldi. Ardından da PYD adına bu bombardımanın memnuniyet verici olduğu ve devam etmesi gerektiği yönünde resmi bir açıklama yapıldı. Şöyle söyleyeyim, Olgun arkadaş dedi ki Gezi isyanı oldu ve uğursuz AKP politikası durduruldu. Bunu tabii şöyle söylemek istiyorum, kastını anlıyorum. Kitleler AKP'nin ne olduğunu anladı. AKP büyük yara aldı, muhalefet moral buldu demek istiyorum. Böyle demek istediği ölçüde çok doğru. Ama AKP politikalarının durduğu kesinlikle doğru değil. AKP mesela 2023'ün 2073'ün planını bence daha azlı bir şekilde yapıyor. Bakın müzakere denen hokkabazlık oyunu bile güneyimizde Kürtlerin 3 ayrı şehirde kurduğu özerk yönetimi IŞİD eliyle yok etmeye kadar vardı. Müzakereyi bile sürdüremeyen Öcalan'la yaptığı anlaşmaya göre kabul ettiği ilkeleri bile sürdüremeyen, sürdürmek istemeyen Kürtlerin kurduğu demokratik yönetim, özerk yönetim adına ne denecekse kanton yönetimi gibi bölgeleri bile IŞİD gibi dünya tarihinin hiç görmediği vahşi bir canavar örgüt eliyle yok etmeye çalışıyor. İçeride bakalım, İmam Hatip okulları artık her yerde, bütün okulları İmam Hatip yapmak istiyorlar. İmam Hatip yapamadıklarını içlerine İmam Hatip sınıfı yaparak imamlaştırmaya çalışıyorlar. 9 yaşındaki çocuğun başına türban geçirildi. Ya AKP politikasının değiştiği falan yok. Gezi durduramadı. Bilakis daha hızlı hareket ediyorlar. Kitlelerin bilinçlendiğini, uyandığını, Gezi'de muazzam bir enerjinin ortaya çıktığını görüp bence planlarına daha hızlı sarıldılar. Bunu Olgun arkadaşın açıklaması nedeniyle söylemek zorundayım. Çünkü Türkiye'deki en büyük baskı dinsel faşizan baskıdır. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Yani saçın niye göründü, eteğin niye böyle, neden güldün, dudağındaki rujun rengi niye koyu diye yapılan bu dinsel faşist baskı ileride çok daha korkunç sonuçlara yol açabilir. Kaldı ki bu faşist baskı sadece içeride izlenen politikalarla da ilgili değil. IŞİD diye dünyanın başına bela olmuş bir örgütü İstanbul'a getirip ona konferans yaptırıp, toplantı yaptırıp, protesto gösterisi yaptırıp onu silahlı olarak örgütleme gibi bir problemle de karşı karşıyayız. Hele koalisyon güçlerinin hava bombardımanından sonra IŞİD halifelerinin bütün IŞİD'e karşı olan ülkeleri vurun fetvası verildiği düşünüldüğünde yarın büyük şehirlerde ve buralarda neler olabileceğini tahmin edebiliyor musunuz? Dolayısıyla bir araya gelmek, konuşmak, aynı zamanda mücadele için ne yapacağımızı tartışmak çok önemli. Kobani'ye şu yüzden gittik. Hem dünyanın dikkati Kobani üzerindeydi. Tarih Kobani'de yazılıyordu. Hem de çok büyük tanklarla elinde sadece Kalaşnikov bulunan gencecik Kürt çocuklarına karşı katliamlar yapmakta olan bu vahşi canavar örgütü yerinde gözlemlemek istedik. Benim ilk gördüğüm şey hükümetin verdiği rakamların gerçek olmadığı hususuydu. Çünkü hükümet 150 bin kişinin göç edip Türkiye'ye girdiğini söylüyordu. Biz Suruç ve çevresinde 2 gün boyunca izlenimlerde bulunduk. Bu sayının 20 bin 30 bin civarında en fazla olabileceğini herkes söylüyor. Dolayısıyla psikolojik bir savaşı da hükümetin ve ona bağlı medyanın devreye soktuğunu gördük. Sayıyı büyüterek, Kobani'de yaşayan halkın moralini bozarak IŞİD'in ilerlemesini teşvik etmek amaçlanıyor ve boşaltılmış, teslim alınmış bir Kobani, Tayyip Erdoğan'ın güneyde IŞİD'e komşu olması demek İslam Devleti'ne. Bunu şiddetle arzuladığını da biliyoruz. Ama koalisyon güçlerinin bombardımanı nedeniyle bugün hokkabazlık yeni bir evreye girdi ve tampon bölge kurmaktan bahsediyor Tayyip Erdoğan. Türkiye'nin güneyine bir tampon bölge kuracaklarmış. Orada Özgür Suri Ordusu, ılımlı İslami muhalefet dedikleri örgütleri besleyerek Şam yönetimine saldırtacaklarmış. Kürtleri de kontrol altında tutacaklar. Zihinlerindeki proje bu. Ama bu projenin de çok uluslararası alanda desteklenmediği ortaya çıktı. Amerikalı bir yetkili hemen açıklama yaptı. Tampon bölge bizim
planlarımız da yok, bunu doğru bulmuyoruz dedi. Bugün açıklaması basına düştü. Kobani'de benim gördüğüm şey 7'den 70'e silahlanmış bir halk gerçeğiydi. Herkesin elinde silah vardı. Herkes kendi topraklarını savunmak istiyordu. Orada bulunan herkes siyasetle ilgili olsun olmasın. Mesela bir doktor, orada sağlık hizmeti veren bir doktorla da konuştum. Türkiye'nin IŞİD'e verdiği destekten dolayı büyük bir öfke içerisindeydi. Herkes bize aynı cümlelerle Türkçe veya Kürtçe olarak şunu söyledi. Biz burada IŞİD'le savaşmıyoruz, Türkiye ile savaşıyoruz. IŞİD'in elindeki tanklar Türk tankları. AKP gönderiyor, hükümet bu tankı gönderiyor. IŞİD'li canavarların üstündeki üniforma Türkiye'nin gönderdiği üniforma. Mühimmatına kadar her şeyi AKP hükümetinin verdiğini bize söylediler ve Türkiye çok tepkiliydiler. Şehrin merkezinde çok büyük bir yoksulluk gördüm. 3 yıldır kendi yönetimlerini kurmuşlar ama ne bir sanayileri var, ne bir kültür merkezleri var, ne şehirde başka türlü yatırımlar yapabilmişler. Çünkü bu kurulma aşamasında ne yazık ki IŞİD ve diğer dinci terör örgütlerinin yoğun baskısını ve kuşatmasını hissetmişler. Eminim burada bulunan herkes bu saldırının 15 Eylül'de başladığını düşünüyordur. IŞİD'in Kobani'ye dönük saldırısı 8 ay evvel başlamış. 4 ay evvel 104 tane çocuğu Halep'e sınava giden 104 tane çocuğu kaçırmışlar ve esir etmişler. Ellerindelermiş. Ve anneler babalar çocukların başına ne geldiğini bilmiyor. Böyle kuşatılmış, sıkıştırılmış bir bölge Türkiye açısından önemli ne? Sadece kardeş bir halkın katledilmesine gönlümüz razı değil diye Kobani meselesine duyarlı kalmıyoruz. Kobani'nin düşürülmesi demek IŞİD'in oradan Hatay'a, Antep'e, Adana'ya doğru yürüyüşe geçmesi demek. Türkiye'ye de askeri bir saldırı olabilir. Zaten Kobani'de konuştuğumuz bütün insanlar şöyle dedi bize. Siz zannediyor musunuz ki IŞİD burayı düşürse burada duracak, Türkiye'yi ilerleyecek. Dolayısıyla her insanın, her vicdanlı insanın hangi milliyetten, inançtan, hangi siyasal görüşten olursa olsun Kobani için insani dayanışmada bulunması lazım. Oraya gitmek, sınırda bulunmak, sınırda insan zinciri oluşturmak değil sadece mesele. Burada ilaç toplamak, çocuk maması, çocuk bezi toplamak. Oraya cebimizden birkaç kuruş göndermek de insani dayanışmanın bir biçimidir. Ve biz oradayken de inanılmaz bir dayanışma ağı oluşmuştu. Türkiye'nin her yerinden insanlar geliyordu. Sınırı zorla geçip Kobani'ye gidip insanlara moral veriyorlardı. Kobani meselesinin halkların kardeşliği açısından, Türkiye'de AKP'nin de halkların kardeşliği çizgisinden devrileceği bilinciyle ele almalıyız. İzmir'e, İstanbul'a, Tekirdağ'a Kürt halkını çok düşman gösterdiler. Onların bölücü olduğunu, vatana ihanet ettiğini yıllarca söyledi medya, gazeteler ve televizyonlar. Ama bugün dehşetle görüyoruz ki Türkiye'nin sınırlarını aşağıda Kürtlerin silahlı gençleri savunuyorlar. AKP'de Erdoğan da IŞİD'e teslim olmuş durumda. Kürtlerin evlatları IŞİD'le savaşıyorlar. Tarih bize bunu da gösterdi. Bu bakımdan milliyetçilik, ırkçılık, hükümet propagandası gibi zehirlerden uzak, halkların dayanışmasına değer verelim. Kobani'nin yanında olalım. Şu anlık bu kadar. Çok teşekkür ederim.